Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe kitabı sayfa 38, 39, 40 Ferman Yayıncılık. 8. sınıf Türkçe kitabı Dostluğun Değeri dinleme metni etkinlik cevapları sayfa 38, 39, 40. 8. sınıf Türkçe kitabı Dostluğun Değeri dinleme metni etkinlik cevapları. 8. sınıf Türkçe kitabı sayfa 38, 39, 40. Soru: Dostluk kavramı sizin için ne ifade eder? İnsanlar neden dostluk kurmaya ihtiyaç duyar? Düşüncelerinizi anlatınız. Uzun cevap: Dostluk kavramı benim için kardeşlik, yardımlaşma, mutlu ve kötü günlerde yanında olma, güven kavramlarını çağrıştırıyor. Dostluk benim gönlümde birçok duygudan çok farklı bir yere sahiptir. Bence dostluk asla kaybedilmemesi gereken çok değerli bir yere sahiptir. İnsanlar toplumsal olarak yaşamaya elverişli olan ve kısa bir süre yalnız kalsalar da genel olarak hayatını yalnız devam ettirmeyen varlıklardır. Her insan sevmek ve bir gün sevilmek, desteklenmek, duygusal bağ kurmak ister. İnsanın ailesi ve akrabaları çok farklı yerlere sahip olmakla beraber dostları da çok farklı yerlere sahiptir ve çok değerlidir. İnsanlar işlerinde bulunan bu sevmek ve sevilmek, dayanışma kurmak ve anlayışa ihtiyaç duymak gibi sebepleriyle dostluklar kurarlar. Birinci etkinlik. Soru: Dinlediğiniz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağı yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda TDK Güncel Türkçe Sözlüğü'nden kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime, kelime gruplarını sözlüğe yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Cevap: Güvercin kelimesi. Kelime, kelime grubu, kelime. Tahmini anlamı bir kuş türü. TDK anlamı güvercingillerden hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, evcilleşmiş bir tür bulunan, yemle beslenen bir kuş. Kolumpa. Cümlem 1. Bizim mahallede güvercinleri olan bir abilerimiz var. 2. Güvercinleri her gün uçmaya çıkarırdık. 3. Güvercinleri o kadar seviyorum ki. 4. Güvercinler eskiden posta için kullanılan akıllı hayvanlardır. 5. Güvercinlerden en çok hangi türü seviyorsunuz? A kelimesi. Kelime, kelime grubu, kelime. Tahmini anlamı tuzak. TDK anlamı. 1. İplik, sicim, tel ve benzeri ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. 2. Örümcek ve benzeri hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. 3. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yayılmış yol, hat ve benzeri bütünü, şebeke, örgü. 4. Tuzak. 5. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file. 6. Keten, naylon ve benzeri malzemelerden çapraflızmama örgü yapılan bir kale direkleri ve arkasına girilen örgü, file. Cümlem 1. Ağa takılan balıkları dikkatlice sandala çekiyordu. 2. Ağlara takılan kuşları kafeslere dolduruyordu. 3. Zavallı tavşan önündeki ağı fark edememişti. 4. Ağa fark etmeden yakalanan tüm hayvanları toparladı. 5. Ağları kesen fare sanki bunu bilinçli yapıyordu. Tasma kelimesi. Kelime, kelime grubu. Kelime. Tahmini anlamı.
Hayvanların boğazına takılan halka. TDK anlamı. Birinci isim. Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlama, çekip götürme, yarayan kemer biçiminde bağ. İkinci isim. Yalın ve terliğin ayağını tutan üstteki meşin bölümü. Cümlem. Birinci. Köpeğin tasması olunca sahipli olduğunu anladım. İkinci. Yeni bir tasma almak için gelmiştim. Üçüncü. Aldığım tasma ne yazık ki köpeğime küçük geldi. Dördüncü. Minik kedimiz yeni tasmasından hiç hoşlanmadı. Beşinci. Köpeğini tasmayla gezdirmeye çıkmalısın. Tuzak kelimesi. Kelime, kelime grubu, kelime. Tahmini anlamı, bir şeyi yakalamak için kurulan komplo. TDK anlamı. 1. Kuş veya yaban hayvanlarının yakalanmaya yarayan araç veya düzenek. A. Fak, komplo. 2. Aldangıç. 3. Birine güç ve tehlikeli bir duruma düşmek için kurulan düzen. A. Komplo. Cümlem. 1. Kurulan tuzağa düşeceğini sandı sanırım. 2. Ceylan ustaca kurulan tuzağı fark edememişti. 3. Tuzağı düzgün kuramadığı için yakalayamadık. 4. Kurduğu tuzağa kendi düşmek dedikleri bu olsa gerek. 5. Bana kurulan tuzakları fark etmem çok zamanımı aldı. Dostluk kelimesi. Kelime, kelime grubu, kelime. Tahmini anlamı, arkadaş olma durumu. TDK anlamı, birinci, dost olma durumu, mihribanlık, ülfet. İkinci, dostça davranış. Cümlem. Birinci, dostluk bu hayattaki en değerli şeylerin bir tanesidir. İkinci, dostluk o kadar kıymetlidir ki yerleri başka bir şeyle doldurulamaz. Üçüncü, dostluğun verdiği huzuru başka nerede bulabilirsin ki? Dördüncü, dostluk dedikleri tam olarak bu olsa gerek. Beşinci, dostluk ve kardeşlik ne kadar önemliymiş meğer. 8. sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 39 cevapları. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Birinci metinde anlatılan olay nedir? Cevap. Metinde anlatılan olay güvercinlerin düştükleri tuzaktan birlik olarak kurtulmaları ve baş güvercin ile fare arasındaki dostluktur. İkinci. Metinde size en çok etkileyen bölüm hangisidir? Açıklayınız. Cevap. Metinde beni en çok etkileyen bölüm baş güvercinin önce diğer güvercinleri kurtarmasını istemesidir. Üçüncü. Tuzağa düşen güvercinler kurtulmak için ne yapmaya karar vermiştir? Cevap. Tuzağa düşen güvercinler kurtulmak için birlik olmaya karar vermiştir. Dördüncü. Sizce güvercin neden tasmalıdır? Tartışınız. Cevap. Bence güvercinin baş lider olduğu için tasmalıdır. Beşinci. Tasmalı güvercin farenin önce öteki güvercinleri kurtarmasını istemiştir. Böyle bir durumda siz nasıl karar verirdiniz? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap. Böyle bir durumda ben de böyle karar verirdim. Böylece hem dostlarımın güvende olduklarına emin olur, hem de kendimi öncelemiş olmazdım. Çünkü baş olmak ve arkadaşlık bunu gerektirmektedir. Üçüncü etkinlik. Soru. Dinlediğiniz metni özetleyerek aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken ana fikri bağlı kalarak ayrıntıya girmeden kendi cümlelerinizi kullanınız. Cevap. Güvercinler ağa takıldı. Fare gelerek kendi isteği üzerine önce diğer güvercinleri, daha sonra ise arkadaşı olan tasmalı güvercini kurtarır. Güvercinler bu ağdan kurtulmak için birlik olup takım çalışması yaparlar.
Dördüncü etkinlik. Soru. Dinlediğiniz metnin konusu ve ana fikrini aşağı yazınız. Cevap. Metnin konusu. Güvercinlerin ağa takılması, birlik olup kurtulmaları. Metnin ana fikri. Dostluk, birlik ve beraberlik. Beşinci etkinlik. Soru. Dostluğun değeri adlı metinde varlık sayısı kadar güvercinin bulunduğu grupları da oluşturunuz. Gruplarda rol dağılımı yaparak metni canlandırınız. Cevap. Bu etkinliği sınıf içerisinde öğrenciler arasında gruplar oluşturarak yapmanız gereken bir etkinliktir. 8. sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık ders kitabı sayfa 40 cevapları. 6. etkinlik. Soru. Sınıfınızda dostluğun değeri konulu hazırlıklı bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma stratejisi uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için konuşma öncesinde konuyla ilgili beyin fırtınası yapınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz. Dostluk. Dostluk yeri başka hiçbir şeyle kıyaslanmayan harika bir sevgidir. Senin fikirlerini önemseyen ve seni sen olduğun için seven, bir veya birçok insan arasında yaşayan samimi bir duygudur. Hayatımızda her alanda birçok arkadaşımız olsa da dostlarımız sınırlı sayıdadır. Arkadaşlıklar çalıştığımız yer, gittiğimiz okul gibi zorunlu arkadaşlıklar olsa da dostlar seçilmiş kişilerdir. Onlarla aynı yerde ve aynı şehirde olmasak bile kalplerimiz her zaman bir atmaktadır. Dostlarımız bizi çıkarsız ve karşılıksız seven, gerektiğinde elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olan gerçek arkadaşlardır. Belki de onlara arkadaş demek haksızlık olur. Dostlarımız bizim için farklı annelerden olsak da kardeşlerimiz gibidir. Nitekim bazen bir dostumuz kardeşimizden öte olabilmekte ve diğer herkesin sevdiğinden daha çok sevebilmektedir. Türk Dil Kurumu dost kelimesi sevilen, güvenilen, yakın arkadaş şeklinde tanımlamıştır. Halbuki arkadaş olmak için bazen mecburiyetler olur. Sevmeden de arkadaş olabiliriz. Ancak dostluk sevmeden, güvenmeden ve yakın olmadan olmaz. Atalarımız gerçek dost kara günde belli olur demişlerdir. Gerçekten de dostlarımız sıkıntı zamanlarımızda karşılıksız olarak yanımızda olur ve bizim için ellerinden geleni yaparlar. Dostlarımız sadece sıkıntılı zamanlarda değil, başarılarımızda, mutluluğumuzu kıskanmadan, bir çıkar ilişkisi olmadan takdir edip bizim başarımızla mutlu olurlar. Gerçekten de sıkıntılı zamanlarda belki düşmanımız bile üzülebilir. Ancak başarıları ve mutluluğu kıskanmadan bir gün samimi bir şekilde mutlu olarak takdir etmek gerçek bir dosta mahsustur. 7. etkinlik. Soru. Aşağıya dostluk konulu hikaye edici bir metin yazınız. Yazacağınız metinde öncelikle zaman, mekan, şahıs ve olay unsurlarını belirleyiniz. Ardından yazacağınız metnin seri, düğüm ve çözüm bölümlerini anlatacaklarınızı planlayınız. Mümkünse metninizde günlük hayattan örnekler veriniz. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz. Bu amaçla yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Yazdığınız metni yazım ve noktalama anlatım bozuklukları açısından gözden geçirerek düzenleyiniz. Yazdığınız metni sınıfınızda arkadaşlarınıza okuyunuz. Uzun cevap. Mekan. Bir kent. Zaman. Eski zaman. Şahıs. Doktor Faruk Bey, Aslı, Mehmet ve diğer doktorlar. Olay. Doğuştan yürüyemeyen bir kızın dostu ile yeniden hayata tutunması. Serim. Kentin birinde doğuştan yürüyemeyen minik bir çocuk vardı. Arkadaşları ile oynayamayan, acısını en derinden hissederdi. Mahallelerinde bir çocuk taşındı.
Uzaktan onu izliyor ve oyunun nasıl katılacağını merak ediyordu. Düğüm. Çocuk gelip geçerken yürüyemeyen Aslı'yı gülümsüyor ve ona sevgi dolu bakıyordu. Bu yeni gelen çocuğun adı Mehmet'ti. Babası doktordu. Çocuğu mahalle ortamında özgür ve mutlu yetişsin diye buraya taşımışlardı. Çok ahlaklı, güzel bir çocuktu. Mehmet gelip geçerken Aslı'ya minik minik şekerler vermeye ve onunla kısa kısa sohbetler etmeye başladı. Zamanla bu arkadaşlıklar güzel bir dostluğa dönüştü. Mehmet Aslı'nın kendine vermiş olduğu hediyelerin harika bir yeteneği olduğunu fark etti. Gerçekten de harika çiziyordu. Babasına gösterince hepsi hayran kaldı. Bir gün Mehmet arabaya çarpacakken onu izleyen arkadaşı bağırmış ve böylece hamleden kendini kurtarmıştı. Teşekkür etmek için Doktor Faruk Bey ve ailesi Aslı'yı ziyarete gittiler. Doktor Faruk Bey Aslı'yı muayenesine davet etti ve bir fizyoterapist arkadaşı ile görüşmesini istedi. Ailesiyle gelen Aslı yoğun bir muayeneden geçiyordu. Aslı bir yandan olanları resmediyor, herkese hayranlıkla bu yeteneğe bakıyordu. Aslı bir ameliyat ve tedavi ile yürüyebilmişti. Yeteri para hayırsever doktorlar tarafından ödendi. Faruk Bey oğlunu kurtaran ve bu güzel yüreğe çok yardım etti. Aslı da artık yürüyor ve hayata tutunuyordu. Çözüm. Resim yarışmalarına katılarak da ufak çaplı harçlıklar ediniyordu. Birbirini kurtaran bu iki yürek ölene kadar dost kaldı. Beraber okuyup güzel yerler elde ettiler ve hayata hep kardeş gibi birbirlerini desteklediler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.